tarihi zenginlikleri, yeşili ve sıcacık insanlarıyla Bursa ülkemizin en güzel illerinden biri. Osmanlı Devleti'nin de ilk başkenti olma özelliğini taşıyan kent, birçok kültürel mirasa da ev sahipliği yapıyor. Kırsalın Sultanları ekibi bu hafta Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde. Osmanlı kaynaklarında Kirmastorya adlı kadına ait olarak bilinen ilçenin eski adı Kirmasli olarak biliniyor. Cumhuriyet'in kurulmasının ardındansa 1922 yılında bugünkü adı olan Mustafa Kemal Paşa'yı alıyor. Her tür tarımın yapıldığı, doğasıyla çiftçinin adeta sahnesi haline gelen Mustafa Kemal Paşa'da yine yepyeni bir hikayeye tanıklık edeceğiz. Kızların, aman oğlum elinin kızları. Sevgili seyirciler, Kırsalın Sultanları başlıyor. Bu hafta Kırsalın Sultanları'nda Kemal Paşa'da Çeltikçi köyündeyiz. Sizler için yine çok keyifli sohbetler gerçekleştireceğiz. Neşe ablanın konuğuyuz bugün. Programımız başlasın efendim. Senden uzun yok. Aman kavak senden uzun yok. Sevgili izleyenler, Kırsalın Sultanları başlıyor. Bugün Neşe ablayla çok keyifli sohbetler gerçekleştireceğiz. Neşe abla burada ileride bizi bekliyor. Neşe abla nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? Sağ olun, nasıl gidecek? Hayvanlarımızla. Uğraşıyorsun, evet. Koşturuyorsun. Evet. Öncelikle biraz izleyicilerimiz için kendini tanıtır mısın? Neler yaparsın, evet. Nelerle uğraşırsın? Ben Neşe Hanım, evliyim. İki çocuk annesi. Hayvanlarımızla. Hayvanlarla yani, evet, hayvanlarla. Koyunlarımız var, gazlarımız var, tavuklarımız var haliyle. Çiftçinin işi ne olsa olur. Hepsiyle mücadele ediyorsun. Yani. Nasıl, yoğun mu mesai? Haliyle. Haliyle hayvanlarımızla. Günümüz geçiyor. Gün geçiyor. Neler yapıyorsun? Sabah uyanıyorsun. Anlat biraz seyircilerimize mesaini. Hayvanlarımızla. Çok mu yoruluyorsun? Ya. Dertli misin? Ben biraz öyle duydum. Anlat biraz da dinlesinler. Çiftçinin işi nasıl olur be güzelim? Haliyle hayvanlara. Sabah kalkıyorsun, geliyorsun hayvanına bakıyorsun. Yani. Zor oluyor, yorucu tabii, oluyor. Tabii. Ne yapıyorsun? Yandan. Kaçta kalkıyorsun? Sabah uyandın. İlk kaçta ne yaptın? Sabah kalkıyorum. 6'da kalkıyorum. Kızı okula yolluyorum. 6'da kalkıyorsun. Evet, kız kaç yaşında? Kız 14 yaşında. 14 yaşında. Lise 1'e gidiyor. Maşallah. Evet. Neler yapıyorsun? Onu giydiriyorsun, evet. Hazırlıyorsun. Onu okula yolcu ediyorsun. Kahvaltısını ettiriyorsun tabii, herhalde. Tabii. İlk? Evet, kahvaltısını yapıp otobüse binip gönderiyorsun. Evet. Okuluna gidiyor. Sonra neler yapıyorsun? Sonra çıkıyoruz hayvanlara geliyorum. Hayvanlara bakıp tabii çiftçiliğimiz olduğu için çiftçiliğe gidiyoruz. Neşe Hanım çiftliğin her bölümüyle kendisi ilgileniyor. Koyunlarımız var. İlk onlarla başlıyor tabii, mesai. Tabii. Ne yapıyorsun? Koyunlarımız haliyle, kuzularımız var. Koyunlarımız yem koyuyoruz, doyuruyoruz, sulayıyoruz haliyle. İlk uyanıyorsun, evet. Yem koyuyorsun koyunlara. Tabii. Sonra tabii ne girince. Yapıyorsun? Kendin ne zaman kahvaltı ediyorsun? Hayvan işi bitirdikten sonra. Önce hayvan besleniyor yani. Önce yani. Sen beslenmiyorsun. Tabii. Önce onu besliyorsun. Sonra kendin de kahvaltını ediyorsun, ya, eşinle ediyorsun herhalde. Evet, ondan sonra çiftçiliğimize gidiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Eşinle kahvaltını ettin. Komşularla böyle git gel oluyor mu? Yaz günü güzelim pek olmuyor. Olmuyor. Çiftçilikten olmuyor. Yoruluyorsunuz. Yani. Tabii. Geç geldiğimiz oluyor. Geldiğimiz zaman hayvanımıza giriyoruz. Zaten ezan oluyor. Tabii doğru söylüyorsun. Yani, akşam olduğu için mecburen gene tekrar hayvan bak. İçeri giriyorsun. Çiftçinin işi çok zor güzel. Neşe Hanım bu eve gelin geldi geleli çiftçilik yapıyor. Koyunları neler? Otlatıyorsun. Tabii. Uğraşıyorsun. Burada kazlarını da gördüm. Pek poz vermekten hoşlanmıyorlar ama koşturdular çok beni yabaniler. Seçlerinden. Evet. Niye öyle onlar Neşe abla? Gel. Gezdikleri için. Tabii yeme gelirler. Yani. Bana gelmiyorlar, fotoğraf vermiyorlar. Gelmezler. Olur mu çok böyle? Yapan. Olmaz. Değil mi? Azıcıkım bakın da gülümseyin. Neşe abla, orada da tavuklarını gördüm ben. Senin tavukların yani, herhalde onlarda. Benim tavuklarım. Onlar için ne yapıyorsun? Onlara da yemiyorsun. Yemliyorum. Onların yavruları da var. Gelip göstereyim. Tamam göster ya, hadi gidelim o zaman. Onların da yavruları var. Başlayalım mesaimize bugün. Yani. Gelmişsiniz göreceğiniz tabii. Tabii geldik görmeye geldik. Tabii. Senin mesaini gözlemleyeceğiz. Çiftçilik ne kadar ya. Zormuş. Kadın çiftçi olmak zor mu Neşe abla? Çok zor. Çok zor güzelim. Çok gerçekten zor. Gerçekten. Ya çiftçinin işi çok zor. Bak.
Gücün yetiyor mu böyle sağım sırasında falan? Yoruluyorsundur muhakkak. Tabii. O çok tabii. Yorucu bir şey. Yani. Burada tabii. Neler var şimdi? Yavrularını ya. Gördüm saklıyor artık. Ya. Ne zaman gördün yavruladı? Mi? 15 gün oldu daha. 15 gün oldu. Salmıyorum dışarıda köpek, kedi köpek izlesin diye. Oluyor mu böyle kedi köpek evet, geliyor mu? Evet, kapıyorlar. Ya, dört taneydi onlar kalmadı. Mi? Dört taneydi onlar, iki tane kaldı. Aa, eyvah eyvah, kaptılar. Tabii, kaptılar. Nasıl kaptılar? Ya gece alıyorlar. Kedimi alıyor, köpek mi alıyor tabii. Sen farkında bile olmuyorsun. Ya sabahleyin geliyor. Yok mu burada koruyucu köpek falan? Hani köpek. Genelde tutarlar çünkü. Köpeklerimiz öteki hayvanlarla meradalar. Ya onları burada tutmuyorsun. Yani, yani. Orada kuzular da görüyorum, onları yani. Sen mi doğurtuyorsun? Gel gidelim ya. Bakalım. Tabii. Bizi sok oraya da. Gelin görelim. Hadi görelim. Burada neler varmış? Orada yavrular var. Burada bak. Da ooo bayağı yavrular. Evet. Evet. Bu bak. Dönem yavrulama dönemi falan mı? Evet. Koyunların yavrulama dönemi. Ya. Tabii. Var mı yeni tabii. Doğum yapacak hamile olan? Ötede var. Öteki bölmede var. Öteki evet, tarafta öteki var. Onları ayrı mı tutuyorsun? Ayrı. Öyle ayrı. Mi tutman gerekiyor? Evet. Evet şimdi birbirine denk olduğu zaman kuzularını yadırgıyorlar. Birbirine. Ya. Tabii. Tabii almıyor bir daha kuzusunu almıyor. Aa diğerlerini görünce kendi kuzusunu mu almıyor? Almıyor, almıyor. Niye öyleymiş acaba? Öyle hiç mi? Hiç düşündün mü, araştırdın mı? Araştırmadım güzelim. Kaç bak. Senedir çiftçilik yapıyorsun Neşe abla? Ben evlendiğim günden beri çiftçilik yapıyoruz biz. Evet, 20 seneden beri. Şurada bir minik gördüm yahu. Ya. Ne zaman doğdu? 15 gün önce. 15 gün evet. Oldu? Bak. Daha çok küçük. Yani. Bu farklı diğerlerinden. O daha beyaz. Bunun kapak cinsinden. Cinsinden babadan. Mi? Babadan. Evet. Babası nasıl? Niye böyle oldu? Babası kara kafalı. Güzel. Babası kara kafalı evet. Yani. Babası da mı çekmiş? Çekmiş. Çocuk anne babaya çeker. O da çocuk çekiyor. Nasıl çekiyorsa o da mı çekiyor? Evet. Evet, evet. O orada da çekiyor. Orada da görüyorum bak. Orada o da var. O zaman doğdu. Bayağı farklı farklı var sende Neşe abla. Yani. Karamız var, beyazımız var. Bakın. O dalmaçyalı var. Gibi. Evet, cillimiz var. Onlar da babaya çekmiş. Hepsini ayrı ayrı bölmelere koymuşsun. Böyle evet. Olunca daha mı iyi oluyor? Bunlar yeni kuzulu. Hmm. Yeni kuzulu birbirlerini ezmesinler diye. Yani evet, yeni kuzulu yani birkaç gün önce tutuyoruz. Böyle korumak ayrı. İçin. Evet. Peki yani. Kaç gün tutuyorsun böyle? 3 gün, 4 gün. Sonra sürüyorlar. Salıyorsun yine. Salıyoruz. Sonra sürünün içine salınıyor. Bir daha birlikte geziyorlar. Ya ne yapıyorsun bugün? Yemlerini koydun mu? Yonca koydum. Yem koydum. Yemlerini koydum. Ha o bak babasına benzeyeni gördüm galiba. O değil mi babası onun? Değil değil. O da babası değil. Değil mi? Değil. O da kara kafalı çünkü. Bu koyunumuz bizim. Koyun bu. Öteki erkek. Öteki arkasındaki mi? Erkek onu beyaz o. O beyaz o. Onu göremiyorum. Ben göstereyim. Oraya da girelim hadi. Hı. Gelin. Ya bunlar çok güzelmiş. Bunlar ikiz mi yoksa? İkiz. Ya birlikte i̇kiz. Duruyorlar zaten. Genelde çoğu belli. İkiz. Allah ha, o da gitti. Tık gitsin. Vallahi kapak uçtu kapıyı. Gitti. Kapak kapıyı çıkacak. Uçtu gitti hepsi. Evet. Orada siyah var. Bak. Simsiyah var. Bak 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 bak. 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 O gidenin yavrusu. O gidenin yavrusu. Evet kaçanın yavrusu. Güzelmiş. Ya. Bu çok güzelmiş. Çok da masum bakıyor, nazlı nazlı ya, bakıyor. Sen tabii. Bunlara isim koyuyor musun? Koyuyoruz ya. Neşe Hanım hayvanlarına isim de takıyor. Bak, bak bu da 3 gün önce doğdu. Bak, 3 gün önce doğdu. O da doğdu. Bebek belli. Evet, 3 gün önce doğdu belli da. Belli bebeksin sen belli. Annesi rahatsız. Neden, nesi var? Soğal olmuş, yelini şişmiş. Ya. Sütü kesilmiş. Ondan. Ne yapıyor, bu nasıl yemek yiyor? Nasıl... Emiyor. Onu kendimiz doyuracağız. Kendini doyuruyorsun. Evet, nasıl doyuruyorsun? Biberonla süt alıyoruz. Ya göstersene tabii. Bize biraz nasıl doyuruyorsun. Geldi mi vakti? Yok yok. Sabahleyin doyurdum ben onu. Sabahleyin evet. Doyurdum. Bir daha ne zaman doyuracaksın akşam şimdi? Akşamüstü. Akşamüstü. Akşamüstüne kaldı evet, artık. Akşamüstü doyurdum. Saat kaçta doyuruyorsun? Sabah kaçta doyuruyorsun? Saat akşam 5, kaçta? 6. Sabahleyin saat 8.30-9 gibi doyuruyorum. Akşamleyin de 6 gibi doyuruyorum. Alışıyorlar mı peki o aha, saate? Çok alışıyorlar. Ya. Hemen seni görünce geliyorlar bir daha. O saatte geliyorlar evet, ama değil mi? Yani. İçlerine girince alışkın olduğuna. Of ya. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bembeyaz. Evet. Gel. Dur. Of. Of. Ya, evet Neşe abla. Hadi mesain başlasın yahu.
Yahu bize göster neler yaptın. Doyuralım hayvanları. Bize neler yaptığını göster. Biri oraya gitti ama. Kaçtı gitti. Ayırız sonra gitsinler. Nasıl anlıyorsun peki? Bunların hepsi birbirine benziyor sanki Neşe abla. Hepsi yavrusunu buluyor mu? Ya. Tabii. Oradan mı anlıyorsun? Tabii. Ana baba nasıl evladını bulduğu gibi bizimki abla da. Hepsi buluyor anasını. Onlar kaldı orada. Gel kızım. Gel. Gel. Biri atladı. Atlasın. Geçer o bak. Bak 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 nasıl geçiyor bak. Hadi. Kuzular kaçıyor, Neşe Hanım kovalıyor. Bunlarda da peki böyle hani çocukta olur ya, biri yaramaz olur, biri daha usta olur. Tabii. Var mı öyle hareketli tabii, olan? Tabii. Gözünü açan sütü çabuk yemiyor. Ya. Ya. Gözünü açan çabuk yemiyor sütü. İsimlerini de söyle onların bize. Ne koydun isimlerini? Anlat biraz. Allah annesinin memesine saldırıyor. Evet. O da anneler... meme vermek istemiyor sanıyorsun. Sık sık emdiği için kızıyorlar anneleri de. Ne zaman ne? Yapıyorsun sağımlarını? Bunlar şimdi sağılmıyor güzelim. Emiyorlar ya. Bunlar bir ay iki aylık olduktan sonra evet yavrularını yemlerine yeme ayırıyoruz böyle. Bak bunlar büyük boyu. Bakayım. Bak. Böyle yeme ayırıyoruz onları. O zaman koyunları sağıyoruz. Ha anca o zaman. O evet. Oradakiler sağlıyor o zaman sadece. Kalan anaları sağlıyor. Yavruları böyle buraya ayırıyoruz bölmeye. Yavrularını dışarıda sağıyoruz. Analarını dışarıda sağıyoruz. Yavrular yemiyor burada. Sen peki elinle mi sağıyorsun yoksa makineyle mi sağıyorsun? Elimle, elimle. Elinle sağıyorsun. Elimle. Bugün bana da gösterirsin artık. Birlikte bir sağarız. Gösteririz. Tabii ben yapabilirsem. Aa, yaparsın. Hiç, daha yapamadım ama hiç Neşe abla. Niye yapamıyorum bilmiyorum. Beceremedim. Zor mu? Öğrenirsin. Kaç senedir yapıyorsun sen şimdi? 20 seneden beri. 20 senedir evet, yapıyorsun. Evet 20 seneden beri. E peki daha girdin buraya böyle ilk başta öğrendin mi hemen sağmayı? Öğrenmedim. Hemen öğrenmedim. Zamanla hemen oluyor. Hemen öğrenilmiyor değil mi? Yani, zamanla oluyor. Her şey zamanla. Eşinden mi öğrendin? Evet. Nasıl oldu? Evet. Eşimden öğrendim. Onlar zaten çocukluktan beri hayvan içindeymiş. Ondan biliyorlar her şeyi. Ondan öğrendim. Sen öncesinde ne yapıyordun? Çalışıyor muydun? Yok. Ev kızıydım. Çalışmıyordun. Hayır. Evdeydim. Evdeydin. Evet. Sonra geldin, evlendin, çiftçilik yani. Yapmaya başladın. Sorma. Çiftçilikten hiç anlamıyorduk ama çok dertlisin. Anlamaya başladık. Çok dertlisin ben farkındayım Neşe abla. Yani. Zordur, evet. Yorucudur ama güzeldir de şimdi sevmesen yapamazsın herhalde. Haliyle zevkli yanları var. Tabii. Değil mi? Zevkli yanları da var tabii. Mesela nesini seviyorsun en çok çiftçilik yapmanın? Ya çiftçilik yapmanın... Arkadaşlarla birlikte haliyle çapa yapıyorsun, toplama yapıyorsun, gülüş cümbüş hepsinden tabii. Hepsine yani yorucu olduğu keyifli. Gibi zevkli yanları da var. Ya. Tabii. Ama çok git gel yapamıyorum dedin misafirlerle. Ya. Yanımızdaki komşularımızla çiftçilik dışında yapıyoruz gene. Ha o zaman yani, yapıyoruz. Tabii. Ne zaman oluyor boş vaktin mesela gün içinde? Şimdiden sonra yok. Ha gündüz. Yapıyorsun gündüz akşamüstü görüşsek birbirimizi artık akşam selamlaşıyoruz, ancak. Görüşüyoruz. Konuşuyoruz ancak akşam öyle. Akşam çayı içiyorsunuz herhalde. Aa, tabii. Çay da yorgunluğu alır. Tabii malum. tabii. Öyle derler. Yani tarlamızda bile çayımız var bizim ya. Ya ne tabii. Yapıyorsun? Termos mu getiriyorsun? Semaver yakıyoruz ne? Semaver yapıyorsun. Tabii. Aa, onda da tadı daha güzel oluyordur ah, şeyin çok değil mi? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bir gün size de yapayım. Ay inşallah diyelim. Bileydim geldiğinizi yakardım semaveri bile. Yaksaydın keşke Neşe abla. Ama beklerim bak her zaman yaparım. İnşallah geleceğiz tabii. Çayını içmeye de tabii, geleceğiz. Tabii tabii. Yanında peki böyle kısır börek falan da yapıyorsun her şey. Sen muhakkak. Tabii tabii. Var mı boş öyle şeyler mi? Yeteneklerin neler yapıyorsun anlatacağız şey. İzleyicilerimize. Börek, kısır, oo, mantı kısır her şeyimiz var. Ah. Mantı bir de. Ah tabii. Hem de mantı. Evet. Kendin mi açıyorsun yoksa? Tabii tabii kendimiz açarız. Allah. Bizde hazır yoktur. Şimdi dedim beni mahvettin Neşe abla. Açarım beklerim her zaman. İnşallah geleceğiz yani mantığı buyurun. Da yemeğe geleceğiz. Tabii tabii yemeğe buyurun gelin. E tamam hadi başlayalım mesaiye. Hadi bakalım mesaimiz başlasın. Yonca koyayım. Tamam hadi koy. Hadi. Koy ben de yemleyeyim. Birlikte koyalım. Bunu ben böyle kucağıma aldım. Şimdi daha hareketlenmeye başladı. E hadi git. Hadi git madem. Nerede yoncalar? Oradan alayım ben. Oradan alacaksın geleceğim. Evet. Ben seni burada bekliyorum. Bindim atın. O yemin içinde ne var Neşe abla? Yemin zaman içinde. Zaman var. Başka bir karıştırıyor musun sen yok, onun şeylerle? Yok yok karıştırmıyor. Ot bu. Merede yetişiyor bağlanıyor. Sadece biçilip, ot veriyorsun. Evet. Evet. Doğal besliyorsun. Evet. Neşe Hanım'ın çiftliğinde her şey doğal. Birkaç konuk oldum bir daha. Bölüyor musun onları evet. Öyle? Evet.
Oo, hepsi de yığılıyor buraya. Ben de yapayım biraz. Ha, dağıt. Sana yardım edeyim. Böyle boş durmakla olmuyor değil mi? Yani. Boş durun ne Allah sever ne kul sever. Bugün senin mesainde ben eşlik edeceğim yani. Sana. Neyse, en azından yem koymayı beceriyorum. Bak, sağmayı beceremiyorum ya, ama bunu becerebiliyorum. Ben alıp geleyim gene. Yetmedi onlara. Sen al gel. Biz de koymaya devam edelim bu yemleri. Kavak senden uzun yok. Aman kavak senden uzun yok. Dallarında üzüm yok. Dallarında üzüm. Hepiniz buluşursunuz tabii. Yem vermeyince gelmiyorsunuz ama kaçışıyorsunuz. Toz bile vermiyorsunuz. Oluyor mu böyle? Olmuyor. Hiç fotojenik değilsiniz. Değil mi Neşe abla? Biraz fotojenik olsunlar. Aa, söyle. Hayvanlar da alıştım değil. Alıştın değil mi? Tabii ki. Sen alıştırırsın onları. Ya. Biz de bazen çok şey istiyoruz. Gel kızım. Gel, gel. Gel kaçıştı kızım gitti sen. Gel kızım. Bak yeme nasıl koşturuyorlar. Evet, hepsi doluştu valla. Bak. Bak nasıl koşturuyorlar. Hepsi birden doluştu. Atalarımız boşuna dememiş, yemeği görünce soku, sopayı görünce kaç diye. Bak ben de sokuluyorum ama yemeği duyunca. Mantıyı duydum hemen. Oo dedim, tamam geliriz, bir daha geliriz, hep geliriz. Siz gelin buyurun. Ben her zaman yaparım. İnşallah. Beklerim. İsimlerini anlatıyordun Neşe abla. Hangilerinin isimleri var? Vallahi benim de engelliklerimin hepsinin isimleri oluyor. Ya. Tabii, ben de oturuklarım hepsinin isimleri oluyor. Doğru dururken koyuyorsun, sonra unutuyor musun? Ne yapıyorsun? Nasıl tanıyorsun hepsini ayırtıyorsun? Yok, unutmam. Unutmuyor musun? Unutmam. Nedir adları söyle hadi. Bunları ben de oturmadım. Sen de oturtmadın mı? Bunları ben de oturtmadım. Var mı burada hiç doğurttuğun? Var. O demin gösterdiğim var. Pamuklar var. İki tane. Pamuk mu koydun onların? Pamuklar var, iki tane. İkiz mi onlar? İkiz. İkiz. Hepsini sen mi doğurttun? Yani. Gecemiz gündüzümüz bekliyoruz hep güzelimle. Tabii. Çok oluyor mu sancıları? Tabii. Oluyor. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun mesela? Ya doğurtturken haliyle hayvanı başında bekliyorsun. Başında bekliyorsun. Başında bekliyorsun. Yardım ediyorsun ona. Tabii. Doğurunca önüne koyuyorsun, yalattırıyorsun. Kuruluyorsun tabii. Ya tabii. Onlar artık şey gibi, çocuğun gibi oluyordur. Tabii. Kıyamazsın. Yani insan evladından nasıl ilgilenirse onunla da ilgileniyor. Evet, tabii. Doğru söylüyorsun. Yani onunla da ilgileniyor. Kızım var dedim, başka çocuğun var mı? Onlar da çiftçilik yapıyor var mu? Var tabii. Oğlum var, askere gidecek. Ya. Ya Kasım'da asker. Hadi bakalım ya. Hayırlı tezkereler olsun şimdiden. Tabii inşallah. Nereye gidiyor belli mi? Daha belli değil. Daha belli olmadı mı? Belli değil. İnşallah hayırlısıyla gitsin dönsün diyelim. Amin inşallah. İnşallah herkesin evlerinde bizimki de. Amin inşallah. Onlar neler yapıyor? Onlara öğrettin mi çiftçilik yapmayı? Birlikte yaptık zaten. Ha, birlikte, birlikte yaptınız. Birlikte yaptık tabii. Kız şimdi okula gidiyor, geliyor burada sana yardım mı ediyor? Tabii, okul olmadığı zamanlarda hayvanı akşamlayın. Yani hafta sonları. Onlar da uğraşıyor. Tabii. Dersleri olmadığı sürece o da giriyor. Şimdi Neşe abla, sen burada yemleri verdin. Evet. Sonrasında ne yaptın? Ne yapıyorsun? Sularını dolduruyorum. Ha, sularını dolduruyorum tabii. Onları da dolduralım hadi. Dolduralım. Dışarıdan ben suyu çekeyim. Dolduralım. Tamam, çek o zaman sen suyu. Bunlar yem yediği zaman suyu çok içiyorlar. Ben de su istedim. Bak. Orada mı suları? Evet. Dur kızım sen. Aman aman gözlerin çakır. Ötüşelim şakır şakır. Ah benim kızlam dışarı çıkmış. Bak. Seviyorlar mı suyu? Evet. Bunlar yonca yiyince suyu çok içerler. Tuzlu bir şey mi o? Su satıyor mu yoksa? Kuru olduğu için su satıyor. Ha, kuru olduğu için su satıyor. Kuru olduğu için su satıyor. Gelin ben size kuzuları da göstereyim oradan. Göstereyim Neşe abla. Allah! Atlıya zıplıya gittiler vallahi.
Dışarı çıktıklarını görmüş, onlar da istiyorlar çıksın. Gel bak. Futbol takımı gibi. Gel güzel. İlk gel güzel. İlk 11 olur, öyle atlıyorlar yani. Evet. Bak. Bunlar küçüklükten çıkıp da yeme giren hayvanlar, bu kadar oluyorlar bak. Ya. Tabii. Bak, buğday veriyoruz onlara, yem yani veriyoruz. Buğday veriyorsun. Evet. Bunu ne kadar dolduruyorsun Eş abla? Bunu getirebildiğim kadar yani dolduruyoruz. Doldurunca sonuna bir daha. Kadar dolduruyorsun, evet. Bitince tekrar tabii dolduruyorsun. Tabii. Ne kadar zamanda bitiyor? Yemelerine bağlı. Yemelerine bağlı. Bazı kalabalık hayvan olursa bir gün iki güne bitiyor. Çok iyi yiyorlar yani, mı? Tabii. Tabii. Bunu mesela iki gün oldu dolduralı bak. Can boğazdan gelir misali. Tabii. Onlar da burada fenliğim yaldır yaldır yemlerini yiyor. Burada ne var? Fenliğim. Ha. Fenliğim. Buğdayla fenliğim. Karışık. Karışık koyuyorsun evet, hepsini. Evet. Sonra ne yapıyorsun? Şimdi burada buğdaylar var, orada yemler var, sularını evet da verdin. Evet, şimdi ne yapıyorsun? Mesain nerede? Hayvanların yemlerini, sularını verdik. Bakalım şimdi sırada ne var? Burada işi bitirdikten sonra... Ne biçtin? Onları da biraz anlat bize. Biber. Neler ekiyorsun? Biber, domates. Buranın biberi meşhurmuş zaten, ben öyle evet, duydum. Evet, biberi. Mustafa Kemal Paşa'nın biberi meşhur. Biberinin acılığının tam tersine de şeker gibi insanları var. Ya, çok gidiyor mu? Yani romoklara doldurup gidiyorlar. Veriyorsun. Sarılır, tabii. Nasıl satıyorsun peki? Anlat bize biraz. Fabrikalar alıyor. Fabrikalar alıyor. Bilen mi geliyor? Tabii. Bilenler geliyor. Seni zaten biliyorlar. Tabii. Onlar gelip de seni arıyorlar zaten. Ben o yana su yetecekim. Onlar gelip de seni buluyorlar. Onlar seni buluyorlar. Tabii. Ektiğini nerede bildikten sonra biberleri? Tarlada. Tarlamız nerede var. Tarla? Tarlamız uzak. Tarlamız uzak. Traktöre binip de gidiyoruz. Zor biber, biber yetiştirmek. Tabii. Zor. Nasıl yapıyorsun? Ya, daha tohumundan çıkıyorsun sen. Nisan Mayıs aylarında çıkıyorsun. Ha. Tohum çimliyorsun. Çimini tarlaya ekiyorsun. Büyütüyorsun. Çapasını yapıyorsun. Gübresini, ilacını, suyunu. Haliyle hiçbir şeyini eksik etmiyorsun. Tabii. Ne zaman tabii olmuş oluyor? Mayıs'ta ekiyorsun. Mayıs, ne zaman tam oluyor? Haziran, Temmuz aylarında oluyor. Temmuz ayında topluyoruz oluyor. Tabii. Topluyoruz. Sonra bir daha ne zaman? Bir daha önümüzdeki Mayıs'ta mı oluyor yine? Yok, Temmuz ayında topluyoruz. 10 gün sonra yeniden ikinci el topluyoruz. 2 el, 3 el topluyoruz girip de. Var mı şimdi bu mevsim mesela? Tabii. Millet son ellerini yani insanlar son ellerini topluyorlar. Son topluyorlar. Başka neler yetiştiriyorsun? Biber var dedin. Biberi biber meşhur zaten buranın. Ya karpuz, domates, karpuz biber, her şey. Her şey. İyi Narasa satılıyor mu onlar? Tabii. Güzel midir buraların karpuzu? Çok güzel. Mesela çok güzel. Şeyin Diyarbakır'ın meşhurdur biliyorsunuz. Şarköy'ün meşhurdur. Tekirdağ yani karpuzu. Buranın da meşhur mu? Nesi meşhur? Biberi meşhur onu biliyoruz. Ya yağlı biberi şey haliyle. Yani her şey ne ekersen o her meşhur olur. Her şey tabii var. Tabii her şey i̇yi var. İyi verim alıyor musun ektiklerinden? Baktıktan sonra alıyorsun. Sen iyi bakarsan yani herhalde. İyi bakarsan alırsın. Hep evet kontrol ediyorsun. Tabii. Çapasını eksik etmedikten ilacını eksik etmeyince... Aynı onları ne kadar da bir çapalıyorsun? 10 günde bir giriyorsun. 10 gün 20 günde bir girip de çapalıyorsun. Burada şimdi mesaini yapıyorsun. Sonra sen tarlaya mı geçiyorsun evet buradan? Evet. Tarlaya geçiyorum. Tarla uzak, nasıl gidiyorsun tarlaya? Traktörle. Traktörle gidiyorsun. Evet. Traktörle. Traktör, ben dün ilk defa traktör kullandım bu arada. Çok keyifli bir şeymiş. Neşe abla çok sevdim. Ne zamandır traktör kullanıyorsun? Ne zamandır? Ben traktörü fazla kullanmıyorum güzelim. Çocuklar yetişti ya şimdi. Ben şunu çocuklar mı yapıyor? Evet, çocuklar. Orada da kazların var. Onları da görelim. Evet. Onlar için neler yapıyorsun? Onları da yemliyoruz. Onları da yemliyoruz. Onları da yemliyoruz. Yemledin mi bugün? Evet. Vakitleri geldi mi? Tabii. Geldiyse onlar onları vaktini da yemleyelim yahu. Onlar vaktini biliyorlar zaten. Sıra geldi kazların yemlenmesine. Bekliyorlar galiba. Şu an böyle volta atıyorlar. Volta atıyorlar aynı yerde. Yani. Hadi yemleyelim onları da Neşe abla madem. Madem bu kadar beklemişler. Ya. Onları da yemleyelim. Yemleyelim. Hadi gidelim. Nerede hadi yemleri? Bu yandan gidelim gene. Tamam hadi yandan gidelim. Yıllar geçti haber gelmedi yarda. Menevşe buldum dere.
O da girecek galiba. Girmek istedi, yeltendi, giremedi ama. Annesini istiyor. Annesi o tarafta mı kaldı? Yok, burada annesi de. Annesinin annesinin memeleri büyük olduğu için, ememediği için biz yardımcı oluyoruz ona emzirme. Burada da tavukların var herhalde. Evet. Onları da yemiyor musun Eşe abla? Tabii. Veriyorlar mı yumurta güzel? Vermezler mi? Satıyor musun? Onların satışı oluyor mu? Yoksa ya biz kendimiz için yetiştiriyoruz yumurtası için, eti için. Kaç tane çıkıyor yumurta günde? Ya tavuğuna bağlı. 2 tane varsa mesela günlük 2 tane. Bak. Benim yak. Bak, yumurtlamış tavuğum. Ha, bir tane var. Evet. Onları sabah kahvaltısında artık. Yani çocuklara. Artık menemen çocuklara. Mi yapıyorsun? Omlet mi yapıyorsun? Yani, severler çocuklara. Mi onları öyle şeyler? Tabii. Severler taze köy yumurtası. Oo, sen senin her sabah ziyafet yani. Veriyorsun çocuklara. Şimdi hadi bunlar şeyin kazların yemleri evet. Değil mi? Kazları yemleyelim o zaman. Yemleyelim. Gelin. Yine kaçışmaya ya. Başladılar. Gelin kızım siz. Gel. Şimdi yeme atınca doluşacaklar değil mi Neşe abla? Evet. Gel. Gel. Bunlar böyle gagalarlar mı? Var mı öyle şeyler yapıyorlar Yapıyorlar. Mı? Eyvah eyvah. Gel kızım siz. Gagaladıkları oldu mu? Ben çok yaklaşmayayım o zaman. Bastığı zaman, yavru çıkaracağı zaman çok ısırırlar. O zaman çok dokunmamak evet. Lazım ha? Ha, sokulmayacaksın o zaman yanlarına. Şimdi olacak var mı burada yavrusu olacak olan? Tabii. Hangileri? Evet. Seçebiliyor musun? Hepsi yok, de birbirine yok. Benziyor. Vallahi daha, yani ben olsam ayıramam. Daha yumurta yapıyorlar. Daha yapıyorlar. Yumurta yapıyorlar. Yavrulayacaklar sonra işte. Üstlerine bas. Onlar hep böyle sürü halinde geziyor. Evet. Sürü halinde geziyorlar. Biraz da böyle kızgın duruyorlar ama. Yanaşacağım, yanaşamıyorum. Sokulmuyorlar insan yanına. Ben sokulsam yabani ne hayvan. Yaparlar? Deneyelim mi? Yabani hayvan. Deneyelim mi? Kaçarlar senden. Kaçarlar senden. Deneyelim bence. Ben bir sokulayım. Aralarına gireyim. Bakayım gir. Ne olacak. Gireyim gir, mi? Gir. Gerçekten gir. Mi? Gir. Yalnız gagalarlarsa ne olacak bilmiyorum. Onlar senden kaçarlar. Onlar güzelim. Benden kaçıyor evet. Valla. Tamam bir şey yapmayacağım. Gitmeyin. Onlar senden kaçarlar. Onlar da benden kaçıyor. Evet. Yabancılık çekiyorlar hayvanlar. Ama alışıyorlar galiba zamanla. Tabii. Bas dediğim gibi yumurtluyorlar onlar, basıyorlar. Hmm. Bastıkları zaman bir ay yerinde yatıyorlar. Ya. O zaman kaçmıyorlar insandan. O zaman ısırıyorlar seni işte. Eyvah eyvah. Tabii yumurtalarını alacaksın diye ısırıyorlar bir daha seni. Şimdi ısırmaz ama. Yok şimdi ısırmıyorlar. Şimdi kaçıyor zaten. Evet şimdi kaçıyorlar. Şimdi kazlarını da yemledin. Şimdi ne yapma zamanı Neşe abla? Dediğim gibi hayvanların işini bitirince bir daha traktörle gidiyoruz. Artık tarlaya gidiyoruz. Yani tarlaya gidiyoruz. Bize tarlanı da göster istiyorsan. Orada ağaçlar görüyorum bu evet. Arada. Onlar da senin mi? Komşunun meyveleri. Ha komşunun meyveleri. Ne ağacı var orada göremedim de. Kudret narı. Kudret narı. Evet. Sende yok mu böyle ağaç falan ekmedin mi buralara? Buralara ekmedim de güzelim. Hayvan olduğu için olmuyor. Hmm. Hayvanlar kemiriyorlar zaten. Ya. Meyve ektim oraları ama bak kuruyorlar. Ne ekmiştin daha şeftali, önce? Şeftali. Onlara ektim. Da bir bakalım Neşe abla. Ne, nasıl? Nerede? Onlar şeftali fidanı. Ha onlar mı? Onlar şeftali fidanı bak. Onlar şeftali. Onları hep ekti. Sonra evet. Ne oldu? Ya, sonra olmadı hayvanlar kemirdikleri için olmuyorlar. Ya. Tabii köklerini hayvanlar kemiriyor. Kabuklarını hiç, sıyırıyor. Hiç yetiştiremedin mi öyle? Yetiştiremiyorum. Bir kere denedin hayvan olan herhalde yerde, bir daha. Yani kapadım bak. Kapadıktan sonra anca o kadar yeşerdi iki kök hayvanımı. Anca bu kadar oluyor. Aynen. Şimdi düşünüyor musun yine bir şeyler ekmeyi? Ekeceğim. Ne ekeceksin? Ekeceğim. Erik ekeceğim. Erik ekeceksin. Evet erik. Hadi bakalım seviyorum. Hayırlısı inşallah böyle güzel güzel meyve verir. Tabii. Geleceğiniz ya yeme. Erik yemeye mi? Tabii erik yemeye geleceğiz. Mantı yiyeceğiz. Oo, mantı dedin. Kısır her şeyi dedin. Yiyeceğiz. Erik dedin. Tabii. Biz her şeyin sözünü verdik. Yandın Neşe abla. Biz Bursa'dan çıkmayacağız artık. Neşe Hanım hünerli. Yapsa da yesek diyoruz. Tabii nerede geldim. Senin ev nerede Neşe abla? Benim evim aşağıda. Aşağıda. Ayrı ayrı. Tarlaya mı yakın? Yok tarlamız çok uzak. O da uzak. O çok uzak. Evim alt tarafta, aşağı tarafta. Tarla nerede?
tarla. Başka taraflarda. Durumbey tarafında da. Başka çok, köy tarafında yakın. Niye öyle yaptınız? Bir yakınlarda yok mu? Kendi tarlamız olmadığı için üzülüm. Yani başkasından buluyorsun. Öyle tutuyorsun. İcarla tutuyorsun. Öyle yani. Oldu. Yani icar tutuyorsun mecburen. Eller ne derse desin. Şimdi Neşe abla sen evet. Dedin ki ona ekiyorum, buna ekiyorum, şuna ekiyorum. Bir dünya şey söyledi. Saydım. Şimdi bize onlarla neler yapıyorsun onu da göster. Senin çünkü on parmağında sağ, on marifet. Yapıyor. Her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyorsun. Gidelim görelim. Hadi gidelim göster hadi gidelim, bize. Görelim. Neler ha. Yapıyorsun göster. Salçayımızı yapıyoruz, turşumuzu yapıyoruz. Salça yapıyorsun, turşu yapıyorsun. Yani yetiştirdiklerimizden var haliyle. Her şeyi yetiştiriyorsun. Tabii yetiştiriyoruz içine. Her şeyini ekiyorsun fasulyesine tut her şeyini. Onları satıyor musun peki? Fazla olursa satıyoruz. Ha fazla olursa, fazla olursa satıyoruz. Öncelik kendimize. Nerede satıyorsun Neşe abla? Pazarlarda. Pazar komşu, var mı komşular, burada güzel? Ekmeyenler komşular alıyor. Ekmeyen komşular alıyor. Onlar hepsi ekmiyor mu komşuları? Herkes ekmiyor. Herkes sen ekiyorsun. Ekmiyor. Var yani. Mı çok eken burada? Var. Var da ekmeyenler daha çok yani. Ekmeyenler daha çok. Evet. Onların da satışını yapıyorsun. Tabii. Ne kadara tabii. Satıyorsun salçayı mesela? Salçayı kilosu 15 lira. Kilosu 15 evet. Liraya satıyorsun. Evet. Taze taze gidiyor mu? Gidiyor. Hiç böyle uzaktan duyup da gelen oluyor mu? Oluyor. İstanbul'dan, oluyor. Oradan, buradan, aa, öyle. Merkezden. Yok öyle yok. Öyle ha. Yok mu? Buralara öğleden gelip de alan, alıp da giden ne oluyor? Seni tamam, bilen geliyor daha tabii, çok ama. Tabii tabii. Evet, bilenler geliyor. Artık yayılmış senin herhalde salçaların namı. Neşe Hanım'ın marifetleri biliniyor. Salçasının namı yedi düvele yayılmış. Geliyorlar, yani beğeniyorlar. Tabii. Ne diyorlar ediyorlar. Mesela senin salçalar için? Tadını beğeniyorlar. Tadını beğeniyorlar. Tabii tadını beğeniyorlar. Ya bir de temiz yapmak. Ha temiz yapıyorsun, tabii, temiz onu biliyorlar. Yapmak. Tabii temiz yapmak. Başka yani. Var mı sizde salçaların? Yok. Peki ne burada neler yapıyorsun bu tarlalar? Burada hayvanlarımızı otlattığımız demin ha, gördüğünüz gibi. Hayvanları otlatıyorsun. Tabii burada. Koyunları, kuzuları otlatıyoruz bunlara. Hep çıkarıyor musun hayvanları buraya? Tabii, tabii. Kaç kere çıkarıyorsun günde? Yani sabahleyin çıkarıyoruz. Sıcak kızdırdığı zaman içeri alıyoruz. Hı. Akşam üzeri hava serinleyince tekrar çıkarıyoruz. Şimdi zaten hava da biraz yumuşadı artık. Yani şimdiden sonra önceden gece güdümü vardı sıcaklarda. Gece güdülüyordu. Şimdi ne zaman olacak? Şimdi gündüz. Gündüz olacak yani, artık. Yani gündüz gidecek. Rahat yani. Rahat. Tabii. Yapacaksın bu işleri. Yani. Hep sen mi yapıyorsun? Eşin de yardım ediyor mu? Tabii. Tabii. Çoluk çocuk da yardım evet. Ediyor. Tabii. Şimdi kız okula gidiyor, geliyor. Hemen burada sana mı yardıma başlıyor? Yani akşamları hayvana geliyor. Hayvan o da bilir mi salça yapmayı? Bana yardım ediyor. Sana yardım ediyor. Yardım ediyor. İşin uzmanı sensin ama tabii. Hep öyle oldu. Yani. Sonradan öğrenildin Neşe yani. Biz de sonradan öğrendik. Onlar da öğrenecek. Ne zaman öğrendin? Evlendikten sonra mı öğrendin yoksa? Yok. Evet. Biliyor muydun evde biliyordum. Yapmayı? Biliyordum. Annen mi öğretti? Annem öğretti. Biliyordum. Salça bak. Yapmanın bütün detaylarını biliyorsun. Biliyoruz ya. Yaptıkça öğreniyoruz. Bak burası benim evim. Senin evine geldik şimdi ya. Bize göstereceksin doğal ürünleri. Neler yaptığını bize ve izleyicilerimize hem göster hem de inceliklerini anlat bize. Seyircilerimiz de görsünler. Belki tarlada, yapmak isteyen vardır. Tarlada yetiştirilen bir kısmı burada da biraz ekme. Ha burada da yapıyorsun. Evet. Biber var orada. Patlıcan. Biber. Gel oraya da bakalım. Orada göster bize neler ektiğini. Patlıcan. Bak. Patlıcan tabii. Var, biber var. Tarlaya ektiğimiz kabaklarımız var. Tabaklar da var. Ne zaman bunlar tam oluyor? Orada biraz patlıcanlar evet. Olmuş gibi gördüm ama. Evet. Bak. Bunları artık koparıyor musun? Yani. Bunlardan turşu kuruyoruz. Ha turşu yani kuruyorsun. Yani yemeğini yapıyoruz, kızartmasını yapıyoruz. Ne turşu. Kadar da oluyor turşu? Bir uzun haftada. Sürüyor mu? Bir hafta. Hafta da oluyor. Bir hafta da oluyor. Evet bunlar olmuş. Yani. Şurada var onlar daha olmamış değil onlar, mi? Onlar şey kartlamış onlar. Bitmiş onlar. Bitmiş. Kartlamış onlar. Kartlamış mı evet, diyorsun? Evet yenmez onlar çekirdek yapıyor çünkü. Öyle mi? Yani durunca fazla çekirdek yapıyorlar. Çok durmaması lazım. Tabii. Hemen koparacağım tabii. Böyle. Koparacaksın çekirdek ne kadar durması lazım? Acılaşıyor. Ya büyüdükçe. Mesela sen bak. Anlıyorsun bu el yordamıyla mı anlıyorsun? Tabii yumuşak oluyor. Ha daha yumuşak, daha yumuşak oluyor. Oluyor. Bak bu sert. Bak sert, bak. Sert bunlar daha iyi. Tabii sert olunca olmamış olur değil mi? Çekirdekli oluyor. Ha çekirdekli, çekirdekli oluyor. Oluyor. Acı olur bunlar.
Bunlar öyle yemek güzel olmuyor. Şeyde acı olur tabi. Olmaz. Şey peki o biberler? Onlar olmuş gibi artık. Evet. Bak. Bunlar onlar ne biber kadar sürede oluyor? Acı biber. Acı biber severiz. Evet. Ya. Bunlar körtesi. Biz bunları topluyoruz tarlada. Şu küçükler şeye benziyor. Onlar da acıbiber. Küçük turşular vardır ya evet, böyle dürümcülerde. Ben bayılırım böyle yana yana yerim. Şekere turşu yapıyorsun. Ya yapıyor musun onlardan? Yapıyor. Of yapıyor. Çok güzel olur onların tadı değil mi? Evet. Böyle yana yana evet, daha da çok yiyesi gelir insanın. Allah acıktık yapıyor bizde. Mesaimizin bitimine az kala hep yemek konuşuldu. Yorulduk acıktık haliyle. Her şeyi sen hazırlamışsın, ya koymuşsun zaten buraya Neşe abla. Ya, demin gösterdiniz kabaklar bak yetişiyor. Kabakların da yetişiyor. Evet. Evet, koyduk buraya patlıcanlarımızı ve biberlerimizi. Tarlamızda yetiştirilmiş kabağımız, karpuzumuz. Karpuzu bak, artık keseriz yeriz birazdan. Ya, keseceğiz. Bu tarhana. Tarhana. Köyümüzün yaptığı köy taranası. Evet, köy güzel taranası. Güzel de olur onun tadı. Evet. Çok güzel. Yapıyorsundur sen tabii, tarana evde tabii de. Yeni yaptık zaten. Sever mi çocuklar eşin? Evet. Hep evet yapar tarladan mısın? Tarladan gelince yapıyoruz tabii. Hemen yapıyorsun. Bak, neler yapıyorsun? Salçalarımız bunlar da bizim. Salçalarınız da evet, bunlar domates salçası herhalde değil o mi? Biber salçası. Tarlada yetiştirdiğimiz salçamız. Bunu nasıl yapıyorsun? Biraz anlatsana seyircilerimize Neşe. Nasıl yapıyorum? Tarlada topluyoruz kırmızılarını. Ha. Yağlı biber kırmızısını getiriyoruz eve. Sapına yıkıyorsun. Çuvalda kaynatıyorsun haliyle kazan içinde. Hı. Koyuyorsun süzülmeye. Bir gün duruyor. Ertesi günü makineden çektiriyorsun. Tabii eve getirip tekrar tavada pişiriyorsun. Şişelere ha, sıcaklama şişelere doldurup oh, kapaklarını kapatıyorsun. Onlar evet, öyle kalıyor. Evet. Taze taze de kalıyordur. Taze taze. E ne kadar sürede bitiyor peki? Yaptın böyle kaç tane yapıyorsun mesela ya yaptın? Biz bunu ilk senelik mesela iki çuvaldan yaptığın zaman ha, 20 şişe falan oluyor. 20 şişe oluyor. Evet böyle 20 şişe bak. Aynı anda mı yapıyorsun? Bakayım bak kokusuna. Hmm, taze. Güzel taze vallahi salça. Taze taze. Evet. Çok güzel kokuyor. Taze. Yemeklere de koyuyorsun. Tabii. Ekmeklere sürüyoruz. Ekmeklere sürüyoruz. Ekmekleri sürünce güzel oluyordur tabii, artık. Tabii çok güzel oluyor. Veriyorsundur güzel böyle konu komşuya da. Tabii tabii. Genelde o herkes yapıyor zaten. Herkes genelde yapıyor. Tabii. Genelde herkes peki yapıyor. Peki bunlar nedir Neşe abla? Aynı mı? Biber salçası aynı mı hepsi bunların? Aynı. Bu domates galiba. Yok bu da biber. Domatesimiz var. Bak tarlada yetiştirdiğimiz domates. Domates salçası evet, da var. Evet. Domates de ekiyorsun. Ekiyoruz. O ne kadar sürede oluyor? Domatesi ektin evet, tarlaya. Ektim. Ne kadar bekliyorsun olmasını? İki ay hemen hemen sürüyor. İki bayağı ayda topluyoruz. Sürüyormuş yine. Evet, iki ayda topluyoruz. İki ay sonra domatesleri topluyorsun. Evet. Dalından koparıyorsun, taze taze tabii, getiriyorsun. Taze taze getiriyorsun. Sonra da salça yapıyorsun tabii, ama domates de tabii yeniyordur evde değil mi? Ah yenmez mi? Seversin tabii, sen belli. Tabii kahvaltıda. Kahvaltıda yiyorsun. Açalım. O nasıl bir sistem? Nasıl yapıyorsun onu? Olmadı. Ama sana güveniyoruz Neşe abla yapacaksın. Vallahi ilk defa burada gördüm bu sistemi de. Ha, havasını aldın evet, tabii. Bakayım. Vallahi mis gibi kokuyor. Hı-hı. Domates kokuyor. Evet mis gibi. Şimdi ben de denemek istiyorum ama senin o sistemi. Ben de yapayım mı? Yap. Bakalım bu sistemde biz de Neşe Hanım kadar başarılı olacak mıyız? Sen nasıl yapıldığını? Yanına mı olur? Ben patlatmayayım bunu. Yanına mı olur? Böyle. Ha böyle. Hı. Çevir böyle şişeyi. Bir daha çevir. Açılacak çevir şimdi diyorsun. Bir patlat. Şimdi vuracak mıyım? Üstüne vur. Tamam vurdum. Allah, çevir. Elimi de acıttım. Açılmayacak mı? Ay, ben dedim ama ben yapamam yani. Hani kendimi biliyorum ki. İnsanın kendini bilmesi güzel vur şey. Sevgili seyirciler. Şişeyi vurdur bak kapağını vurdur. Oluyor mu? Hı. Şimdi bak. Bu sefer vur olacak. Bak. Vurduramadım. Yine olmadı. Bak. Kapağını vurduracaksın, şişeyi vurduracaksın. Evet. Ben şişeyi mi vurdum? Evet. Bak. Ya ama işim olmuyor gibi. Benim beceriksizliğim ortaya çıkıyor. Ya. Bu kadar da kötü değilmiş. Şey. Evet, mis güzel gibi kokuyor. Değil mis mi gibi tabii kokuyor valla. Mis gibi. Taze. Taze taze kokuları da geliyor. Evet. Neşe abla anlatıyordun. Sonra sen şimdi mesaini yaptın. Burada yaptım bize salçalarını da gösterdin. Tabii. Ektiğin, biçtiğin. Karpuz da geldi, kabak da geldi.
Patlıcan da var, biber de var, her şey var. Her şey yapıyoruz burada. Sen bakkala da gitmiyorsundur Allah bilir. Hiçbir şey almıyorsun değil mi? Markete bakkala. Markette bakkala işimiz yok fazla. Gitmiyor. Ne alıyorsun gittiğinde? Ben kuru bakliyat. Sadece onları alıyorsun. Yani. Şimdi Neşe abla bize ne göstereceksin? Tarladan getirdiğimiz biberleri gösterelim. Aa, biberleri göster. Gel gidelim. Gidelim göster bak. Biberleri. Tarladan. Oo. Toplayıp da getirdiğimiz biberler. Taze taze görünüyor hepsi de. Evet. Bunlar da aynı mı? Bunlar da evet. Biber. Bak. Salça yaptığımız biberler. Ha, salçayı bunlarla evet. Yapıyorsun. Bunları getiriyoruz eve. Biber ekmek zor mu Neşe abla? Her şeyin bir zorluğu var. Bak, her şeyin zor. Zorluğu var. Zor. Ama yapılıyor bir şekilde. Yani. Her işin bir zorluğu muhakkak var ama severek yapınca her şey güzel oluyor. Kesinlikle. Sen de hepsini. Tabii. Tabii. Neşe abla başka neler yapıyorsun? Orada ben ağaçlar gördüm. Onları da bize biraz göster istiyorsan. Var, meyvelerimiz var. Neler var? Göster hadi bize. Meyvelerini de göster. Ayva fidanımız. Ayvalarımız var. Bunu ne zaman dikti? Bunu iki, oldu mu bayağı? 2-3 sene oldu. 2-3 sene oldu. Ayva gösterdi. Bu biraz uzun ama biraz da zamanı var herhalde değil mi? Var. Bunu. Var. Bir süre sonra olacak herhalde. Tabii. Başka neler var? Onlar olunca dökülüyor zaten. Ha, kendi dökülüyor. Kendi dökülüyor. Yok, kendi dökülüyor onlar. Asmamız var bak. Asma var. Bakalım evet. Asmaya da bakalım. Onu da görelim. Bak, ceviz ağacımız var. Cevizlerimiz. Ceviz ağacı. Ya. Asmamız. Ceviz ağacı nerede Neşe abla? Bak, ceviz ağacı bu. Bak, cevizlerimiz de yerde. Dökülmüşler. Bakayım. Bak. Bu olmuş herhalde. Evet. Olunca dökülüyor mu? Topluyor evet. Musun? Evet, olunca dökülüyor. Ha, kendi dökülüyor zaten. Evet. Böyle gösterelim sevgili izleyenler. Bu bahçede yok, yok. Neşe abla her şeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi ya. Cevizler de burada. Aklıma şey geliyor hemen. Cem Karaca'nın şarkısı vardı. Bilir misin Neşe abla? Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane evet. Parkında diye. Evet, evet. Güzel de şarkıydı. Buradan gönderme de yapmış olalım. Yani. Allah'tan rahmet dileyelim. Cem Karaca'ya. Evet, ceviz ağacı var dedin. Başka ne var? Zeytin ağacımız var. Yemiş ağacımız var. Yemiş ağacı da var. Evet. Aşuremiz bile var. Oo, aşure de mi gelmiş? Evet. Aşuremiz bile var bak. Her şey var. Burada her şey var. Yok yok. Burada yok yok sevgili seyirciler. Yok yok. Şimdi bize karpuzu da kes de afiyetle yiyelim biz de o arada. Evet. Artık programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Karpuz kesmenin incelikleri nelerdir Neşe abla? Vallahi karpuz kesmenin inceliği pek yok. Niye peki böyle misafir giderken derler ya daha karpuz kesiciydik diye. Niye onu derler acaba? O atasözümüz. En son mu olur o? Evet. Niye öyle derler? Yani, niye karpuz? Niye başka şey değil Neşe abla? Birbirinden ayrılmak istemeyince daha karpuz kesecektik. Tamam, böyle deneme yapalım. Güzel. Yazın son karpuzunu da Neşe Hanım da yemiş olduk. Çok çekirdekli oluyor. Özelliği bu mu? Evet. Karpuzun. Bu son zamanın karpuzu. Son zaman yetişiyor. Son, evet. Son karpuzu. Evet, kış karpuzu olarak biliniyor bu. Ha, peki zaman. Bundan sonra ne zaman olacak artık? Bir dahaki yıza. Ertesi seneye. Ertesi seneye. Ne zaman ekiyorsun karpuzları? Bu çekirdeklerini alıyoruz biz bunların. Kurutup. Ertesi sene biberi ektiğimiz zaman içine onları ekiyoruz. Ekiyorsun. Evet, onları içine ekiyoruz. Tekrar böyle karpuz oluyorlar bize. Oh ne güzel. Aşure koyamazsın. Aşure de koy hadi. Neşe abla bize her şeyi verdi valla. Aşure koyayım. Burada doyduk. Ondan sonra gideceğiz artık. Yola çıkacağız tekrardan inşallah diyelim. Şimdi Neşe abla sen aşureyi de koyarken ben böyle afiyet koyayım. Olsun. Birazdan bunun da tadına hep birlikte bakalım. Tabii. Diyelim. Neşe abla sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizi ağırladığın her zaman için. Bekleriz. İnşallah her zaman geliriz biz de. Çok keyifliydi bizim için. Yani. Senin için de umuyoruz öyledir. Evet. Öyle çok oldu. Teşekkür ederiz tekrar. Çok ben sağ. Ben teşekkür ederim. Her zaman beklerim. İnşallah. İnşallah. Efendim Bir Kırsalın Sultanları'nın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eller ne derse desin. Aman eller ne derse desin. Başkasından gözüm yok. Başkasından.